Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere kurumsal uygulama olarak bir aksiyon takibi yapmaya çalışacağım. Şöyle düşünebiliriz. Bir veri yapısı hazırladım, tablo hazırladım. Burada tarihler olsun, aksiyonlar, çeşitli görevler, yapılacak işler. Buna bir sorumlu atıyoruz. Süre, gün, saat olabilir. Ek bir açıklama olabilir. Durumu da bitti, devam, iptal gibi bunları kaydedeceğiz. Bakın şöyle. Günün tarihini girelim. Ctrl Shift noktalı virgül. Aşağı doğru çekelim tarihimizi. Tabii bunları ne yapmamız lazım? Biçimlemeden doldur dememiz lazım. Yoksa rengimizi yok edecek. Hemen tarih formatını bir kere daha verelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, aksiyonlarımız çeşitli olabilir. Şöyle düşünelim. Hani bir firma için. Makine bakımları yapılacak, birkaç tane daha vereyim ondan sonra, denetim hazırlığı şu konularda yapılacak, ne diyelim, kapı yenileme, kamera arızası giderilecek, başka ışık sistemi değiştirilecek gibi gibi olsun, birkaç tane de ses sistemi yenilenecek, atıyorum bunlar. Sorumlusu Ahmet, Mehmet, ilk aklımıza gelen Ayşe, Fatma, Ali, Nuri. Süreleri işte 8 saat bir gün, yani gün de olabilir bu tamamıyla 8 saat olsun, 16 saat olsun, 8 olsun, 4 olsun, ne bileyim, 8 olsun, 3 olsun, 1 olsun, bir tane daha olsun. Bilgisayar alınacak. Onu da Ahmet'e verelim. Ahmet'e verelim. O da 3 gün uğraşsın. 3 kere 8, 24. Açıklama kısımlarını boş bakıyorum. Durumları devam. Efendim, bu iptal olsun. Bu devam olsun. Bu devam olsun. Bu bitti olsun. Bu bitti olsun. Bu devam olsun. Atıyorum. Evet. Bu şekilde aksiyonlarımızı takip edebiliriz. Kaydedebiliriz. Ama yıl sonu geldiğinde bakın ne yapıyorum. Şunlardan şuraya bir kopya çıkardım. Hemen nelerini kaldırıyorum. Yanlış mı oldu? Bazen o yazdığımızla o devam bir değil galiba. Devam, devam, devam. Devam. Bakalım, görelim. Evet. Burada bir e-topla çekiyorum. Samif çekiyorum. Hemen tümünden e-t-o e-topla. Neyi toplayacağız? Süreleri, tüm sütun verebilirim ama veremiyorum. Şeyle ilgili, diyelim ki benim buradan 30'a kadar, 100'e kadarsa, 100'e kadarlık defterim varsa veya fark etmez. Şuradan şak çakalım. Evet, kilitliyorum. Ölçütümüz burası. Aralığımız da bunun sonuna kadar olanın kilitler. Neden kilitliyorum? Kaymasın. Burada kayar, bu kayar. Orası serbest, çünkü inecek. Evet. Geldi.
56 saat, 8 saat gibi. Bir de sayalım. Şöyle yapalım. Durum. Saat. Sayısı. Süre diyelim ona. Sayısını da her sayla bulalım. Şöyle çok kenara gitmeyelim. Zaten açıklamayı minimize etmiştik. Eğer sayıya geliyorum. Ölçütümüz burası. Aradığımız tak tak. Evet. 4 tane devamımız var. Bir de şuraya bir oran koyalım. Sayılışın. Hani toplamını bulalım. Onu da şöyle yapabiliriz. 76 saat. Toplamı oranlıyorum. Bölü burası. Sabit. Değişmeyecek. F4 ile kilit. Çektim. Kontrol. Shift 1. Shift %. Evet. Böylelikle bu ay 76 saatlik bir aksiyonum var. Daha çok olur, az olabilir, gün olabilir vesaire. Bunun %74 devam ediyor. 11 iptal, 16'sı bitti gibi. Demek ki böyle bir küçük aksiyon tablosu yapmaya çalıştım. Dediğim gibi bunların esprisi, hani şöyle yapalım. Tekrar bunu aralığa dönüştürelim. Format anlamında. Arkadaşlar, buradaki amacımız nedir? Bir kere işleri takip etmek. Sorumlu bazında da kaç saat olduğunu bulabilirdik. Doğru. O da olabilirdi. Toplam süreyi bulmak. Artı ne kadar önün devam ettiğini, yani durumlar sütunu bizim için önemli. Onu takip etmiş olduk. Kaç tane görev olduğunu da bulduk. Ve kaçının, yüzde kaçının bittiğini, tamamlandığını da ifade etmeye çalıştık. Arkadaşlar, bu şekilde bir aksiyon takibi yapmış olduk. Siz de kurumunuzda bu tür çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.